İyi akşamlar diliyorum. Ülke TV ekranlarında Gerçeğin Peşinde programında sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Muhterem hocamız Doktor İhsan Şen Ocak bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Biraz geciktik, seyircilerimizden özür dileyelim bundan dolayı ama şu anda sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta programımızda Kutlu Doğum Haftası vesilesiyle Peygamber Efendimiz'in hayatını konuştuk. Peygamber Efendimiz dünyaya teşrif etmeden önce yaşanan olayları konuştuk. Doğumunu konuştuk, çocukluğunu konuştuk. Efendimizin mucizelerinden bahsettik. İsra'dan ve Miraç'tan bahsettik. Ve program 3 saat boyunca bu şekilde sürdü. Ve hocam dedi ki inşallah haftaya da devam edelim dedi. Öyle bir sözümüz oldu. Bu hafta da inşallah yine Peygamber Efendimizin hayatını konuşmaya devam edeceğiz. Hafta içerisinde ve o gün gelen çok sorular var hocam. Sizlere de bahsettim Twitter'da. Bu soruları da inşallah bugün aktarma imkanı bulacağız. Hocamıza sorma imkanı bulacağız. Bugünkü etiketimiz onun izinde olacak. Evet, onun izinde etiketiyle hocamıza sorularınızı iletebilirsiniz. Programımız ile ilgili yorumlarınızı, görüşlerinizi de paylaşabilirsiniz. Unutmayın lütfen, etiketimiz onun izinde. Hocam çok soru var. Vaktimiz de sınırlı. Dilerseniz sorularla başlayalım. O şekilde devam edelim. Geçtiğimiz hafta Uhud Savaşı'na girecektik, giremedik. Orada kaldı. Şimdi siyer kitaplarına bakıldığında sürekli böyle bir peygamberimizle ilgili olarak savaşlar akla geliyor. Neden böyle? Peygamber Efendimiz ben harp peygamberiyim derken bir taraftan da ben rahmet peygamberiyim buyuruyor. Bunu nasıl anlamamız lazım? Bununla ilgili çok soru vardı. Bu soruyla başlamış olalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Tabii Efendimiz aleyhissalatu vesselam rahmet peygamberi. Fakat savaşmak zorunda kaldığından dolayı da savaşıyorlar. Evet. Savaşmamak için Mekke-i Mükerreme'den ayrılıyor. Medine'ye hicret ediyor. Allah Resulü aleyhisselam bırakmıyorlar. Üzerine yürüyorlar. Bedir'e, Uhud'a, Hendek'e geliyorlar. Savaşmak zorunda kaldığından dolayı savaşıyor. Fakat yenince affediyor, gönderiyor. Yani devlet başkanı olunca iki zaviyeden olaylara bakma mecburiyeti var. Bir rahmet yönü var. Fakat eğer karşıdaki hasımlar, düşmanlar kangren olmuş bir uzuv gibi ise bedeni kurtarmak için o uzva neşter vurma mecburiyeti hasıl olur. Evet. Efendimiz Aleyhisselam'ın üzerine geliyorlar. İslam'ı ortadan kaldıracaklar. Allah Resulü savaşmak zorunda kalıyor. Hatta Kur'an-ı Kerim hadiseyi anlatırken اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوا Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a izin veriliyor. Savaş asıl hal değil İslam'da. Geçici bir hal olduğundan dolayı izinle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'a Cenab-ı Hak muharebeye dair bir yön tayin ediyor. Bir de burada şu önemli وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Allah yolunda mücadele olacak, üzerinize gelince savaşacaksınız, savaşmak zorunda kalınca savaşacaksınız, bir de sizinle savaşanlarla savaşacaksınız. Üzerinize gelince savaşacaksınız, o önemli. Yani bir bu nokta var, bir de sizinle savaşanlarla savaşacaksınız. Evet. İmam Beyzavi rahmetullahi aleyh hadiseyi tayin ederken, eğer çocuklar var, kadınlar var, siviller varsa onların üzerine gitmeyeceksiniz. Nereye kadar çürüyen uzuv varsa ora kesilir. Savaş anında da kimler sizinle muharebe ediyorsa, kimler saldırıyorsa onlarla savaşıyorsunuz. وَلَا تَعْتَدُوا Haddi aşmıyorsunuz. Sadece tehlikeyi ortadan kaldırıyorsunuz. Kalkınca, tehlike bitince bitiriyorsunuz. Fakat tarihe baktığınız zaman tarihçiler genelde savaşlar üzerinde olayları anlatırlar. Savaşın dışındaki hadiselerde susarlar. Çok ayrıntıya girmezler. Alparslan dediğiniz zaman aklınıza Malazgirt gelir. Evet. Selahaddin Eyyubi dediğiniz zaman Kudüs. Fethi akla gelir. Hakikatte bunlar sürekli savaş yapmadılar. Fakat tarihçiler daha çok savaşları öne çıkardılar. Neden öne çıkarıyorlar hocam? Çünkü daha fazla alaka çekiyor. İnsanlar cezbediyor, savaşlar cezbediyor. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık risalet hayatına baktığınızda İbni Hişam rahmetullahi aleyh diyor ki Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabından, sahabe-i kiramdan radıyallahu anhüm 139 kişi şehit oluyor. Karşı taraftan, müşriklerden 112 kişi ölüyor. O kadar. Bugün bir hava saldırısında Amerikalılar 100-200 kişi öldürüyorlar. Günde öldürüyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın 23 yıllık peygamberlik hayatında 139 sahabi şehit oluyor. 112 tane müşrik ölüyor. Bu kadar.
Yani Efendimiz Aleyhisselam sürekli savaş yapmıyor, sürekli kavgası yok. Zaten üzerine gelince savaşmak zorunda kalıyor. Savaşıyor, yeniyor, affediyor, gönderiyor. Onun için kardeşlerimiz de Allah Resulü Aleyhisselam'ı onun seyrini anlatırken Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını bir bütün olarak anlatmalılar. Niçin savaştığını, savaşmak zorunda kaldığını o yönüyle anlatmaları gerekir. Buradan baktığımız zaman o zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın doğru bir şekilde anlamış oluruz. Fakat Efendimiz Aleyhisselam'ın diğer komutanlardan, siyasetçilerden, devlet adamlarından bir farklı yönü var. Yani onlar Allah Resulü de devlet başkanı. Peki hangi yönüyle ayrılır? Sahabe-i Kiram radıyallahu anh'ın Efendimiz Aleyhisselam'ın oturmasını, kalkmasını, yürümesini, evinin içindeki hallerini, insanlarla, ashab-ı kiramla olan münasebetini, hayatının bütün noktalarını ayrıntısıyla anlattılar. Hatta bir sahabi kalkıyor Medine'den Şam'a gidiyor. Bir aylık, iki aylık bir mesafe. Atı yok, hayvan satın alıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisini alabilmek için, Allah Hazreti Allah. Cabir, Abdullah bin Üneys'ten bir hadisi almak için Şam'a gidiyor, sonra geri dönüyor. Kalkıyor, Mısır'a gidiyor, hadisi alıyor, geri dönüyor. Oturmuyor, kalmıyor, istirahat etmiyor. Yani yarın kıyamet günü Efendimiz Aleyhisselam'la karşılaşınca, ya Resulallah ben Medine'den 80-90 yaşındaydım, kalktım Mısır'a gittim. Mısır'a gittim. Şam'a gittim, başka bir gayem yok, amacım yok, Kahire'yi, Dimeşk'i görmek için gitmedim. Sizin hadisinizi almak için gittim. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı bütün şubeleriyle ortada. Fakat zaman zaman bu hayatı manipüle edenler oldu. Efendimiz Aleyhisselam farklı anlatmak isteyenler oldu. Belki burada tarihçiler, Müslümanlar, Müslüman tarihçiler Efendimiz Aleyhisselam'ı anlattılar. Ama bir de farklı zaviyeden bakanlar oldu, batılı tarihçiler. Yani Hristiyanlar Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatırken onu bir savaş peygamberi olarak gösterdiler. Evet, evet. Bununla alakalı siz de bahsettiniz. Ene harbun limen harabeküm. Hakikaten bu zayıf bir hadistir. Yani ben Efendimiz Aleyhisselam'ı harp yönüne işaret etmesi, Ahmed bin Hanbel rivayet eder. Fakat bazıları bunu mevzu derecesinde kabul eder. Ya zayıf bir hadis midir? Ben tabii, harp peygamberiyim ama aynı zamanda rahmet peygamberiyim. Kur'an-ı Kerim Allah Resulü Aleyhisselam'ın وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ rahmet peygamberi olmasını öne çıkarır. Evet. Harp peygamberi olmasıyla alakalı ifade zayıftır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bir aleme rahmet kaynağı olarak gönderildi. Uhud'da yaralanıyor, ellerini kaldırıyor. Diyorlar ki ya Resulallah dua etseniz Allah Teala bunları helak etse. Allah Teala beni rahmet peygamberi olarak gönderdi. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Bilmiyorlar ya Rabbi, onlara hidayet et buyuruyor. Peki burada problem şurada. Hristiyanlar Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına alaka duyuyorlar. Evet. Yazıyorlar, çiziyorlar. Peki bir Hristiyan Peygamber Aleyhisselam nasıl anlatır, nasıl yazar? Ona göre Hazreti İsa Allah'ın oğludur haşa. İlah suretinde Hazreti İsa'da Allah Teala görünmüştür. Böyle inanırlar. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاسَ Kur'an-ı Kerim ifadesiyle bunlar kafir olmuşlardır. Evet. Peki bunlar Efendimiz Aleyhisselam'ın hakikatini, hayatını yalanlar üzerinden anlatırlar. Yani kesin bilirler ki bu yalandır ama o yalanı doğru diye alırlar, kendi kitaplarında anlatırlar. Çünkü kendi dininin önünü açacak. Eğer biz buradan birisini Amerika'ya, Avrupa'ya, Londra'ya, oradaki şarkiyat merkezlerine İslam tarihiyle alakalı ihtisas yapmaya, doktoraya gönderirsek ve burada da Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını ciddi anlamda okumadıysa oradan o virüslerle dönecek. Batıdan dönecek, batının merkezlerinden dönecek. Amerika'da gittiği zaman oradan aynı şekilde virüsü alıp buraya gelecek. Bir Hristiyanlık zaviyesinden baktığın zaman bu var. Bir de ateistler. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına alaka duyuyorlar. Özellikle Osmanlı'nın son devrinde. Bununla alakalı kitaplar yazıyorlar. İslam tarihi eserleri var bunların. Dozi var meşhur bunlarda. İslam tarihi var. Fakat elhamdülillah Osmanlı uleması ona reddiyeler yazıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam müdafaa ediyor. Onlardan bir tanesi Dozi. Diyor ki Hazreti Amine ile alakalı asabi bir kadındı diyor. Çok sinirliydi. Kimle alakalı hocam? Efendimiz Aleyhisselam'ın annesi. Annesi. Validesiyle alakalı. Evet. Çok asabiydi diyor.
Her hadiseye tepki verirdi. Peki şimdi kaynaklara bakıyorsunuz. Hazreti Amine onunla alakalı aseviydi, bütün olaylara tepki verirdi. Tek bir kelime bulamıyorsunuz bununla alakalı. İslami kaynaklarda yok. Yok. Peki Dozi bunu nereden aldı? Kendi uydurdu. Peki neden bunu uyduruyor? Çünkü bu irsiydi diyecek. Oradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelecek. Savaşa gelecek. Peygamber evet. Sallallahu aleyhi ve sellem onun için çok savaşçı bir peygamberdi demek savaşan için altyapısını hazırlıyor. Diyebilmek evet. için zemin hazırlıyor. Evet. Veya Mecnun diyecek, evet. deli diyecek, sahir, sihirbaz diyecek, saray hastasıydı diyecek. Oradan bir yalan uydururlar, oradan gelirler. Onun için biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayatını hadis kitaplarına hareketle, siyer kitaplarına hareketle doğruyu yanlıştan ayıklayarak bu milletin çocuklarına, İslami ilimler okuyan evlatlarına okutmadan batıya gönderirsek oradan bu virüslerle gelirler. Sonra onların ağzıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i buhtan ederler, saldırırlar, hakaret ederler. Esasında bütün bu ifadeleri batılıların, yani hem ateist tarihçilerin hem Hristiyan tarihçilerin Allah Resulü aleyhisselamla alakalı değerlendirmelerini basit bir nazarla değerlendirdiğimiz zaman çürütebiliriz. Belki kardeşlerim diyecek ki ben Dozi'yi okumadım, Hristiyanları okumadım. Bununla alakalı bana daha pratik şeyler söylesen. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a Mecnun diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam'a savaşan bir peygamber diyorlar. Sihirbaz Sara diyorlar. Sara hastası diyorlar. Oradan saldırıyorlar. Peki Efendimiz Aleyhisselam'ın eserine baktığınız zaman Ebu Bekir'i görürsünüz. Ömer radıyallahu anh Efendimiz'i görürsünüz. Ebu Bekir eğer Allah Resulü olmasaydı tarih kitapları Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'den tek bir kelimeyle bile bahsetmeyeceklerdi. Hazreti Ömer'den belki cesur, şecaatli bir adam Hattab'ın oğlu diye o kadar bahsedeceklerdi. Fakat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun dünyasına girince, Efendimiz Aleyhisselam'ın ufkuna girince Ebu Bekir bir dünyadan başka bir dünyaya gider. Hazreti Ömer bir dünyadan başka bir dünyaya gider. Yani nasıl çürütecekler ona dair daha muşahhas şeyler söyleyelim. Hazreti Ebu Bekir halife olur. Devlet başkanı. Kenarda bir yerde evi var. Hı hı. Artık Hicaz Yarımadası'nı idare ediyor. Ellerini kaldır der ki, Ercu minallahi ella tuğeyyirenil hilafe. Allah Teala'dan şunu niyaz ediyorum. Halifelik, devlet başkanı olmak beni değiştirmesin. Orada bir aile var, Kütrüm. Onların her sabah hayvanlarını sağar, koyunlarını sağar. Ebu Bekir radıyallahu anh o hanedeki insanlara, Kütrüm olanlara o sütü teslim eder. Halife oluyor, ya Rabbi diyor, bana başkan olmak gurur, enaniyet vermesin. Yine gideyim o insanların sütünü sağayım, teslim edeyim. Bir burada bir Ebu Bekir var. İnsanların yardımına koşan bir Ebu Bekir. Fakat Allah Resulü aleyhisselam dünyadan ayrıldılar. İrtidat hareketleri var. Yani insanlar dinden ayrılıyorlar. Bir kısmı reddediyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz var. Diğer sahabiler var. Ebu Bekir radıyallahu anh devlet başkanı hadiseyi değerlendiriyor. Nasıl olaya müdahale olalım? Hazreti Ömer Efendimiz Aleyhisselam hadisini okuyor. Diyor ki, Umirtu en ukatilen nas hatta yekulu la ilahe illallah. Yani la ilahe illallah diyene kadar umirtu en ukatilen nas. Ben onlarla savaşmaya emrolundum. Eğer onlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah der ya da kelime-i şehadet getirirlerse savaşmam. Artık onların malları, canları bana haram olmuştur. Onlarla savaşmam. Peki bu adamlar sadece bir kısmı var bunların zekat vermiyor. İnkar etmiyorlar. Zekat vermediğinden dolayı bunlarla savaşılır mı diyor. Şimdi burada eğer sizin derin bir siyasi ferasetiniz yoksa bütünüyle bu toplum, İslam ümmeti o anda parçalanabilirdi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh "Huz min emvalihim sadakaten tudahhiruhum ve tüzekkihim biha ve salli aleyhim." Karşı taraf bu ayeti okuyor. Diyor ki bu ayet Allah Resulü'nü emrediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onların mallarından sadaka al, zekat al diyor. Peki ve salli aleyhim peygamber aleyhisselamı onlara dua et buyuruyor. Allah Resulü aramızda yoksa o halde vermeyiz diyor karşı taraf. Hmm. Zekat Ebu Bekir'e vermeyiz. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz buyuruyorlar ki Ömer, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabı eğer siz benimle gelmezseniz İslam'ı bölen parçalayan bu insanlara karşı şu iki kızımla muharebe ederim. Allah Allah.
Esma ile gider, Ayşe ile giderim. Yani vallahi lev mena'uni ikale mimma kanu yu'addunahu ila Rasulillah. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a lev mena'uni ikale mimma kanu yu'addunahu ala Rasulillah. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a verdikleri bir hayvan bağını vermeleri gerekiyor. Zekat olarak devleti vermeleri gerekiyor. Lev mena'uni, eğer engel olurlar bana onu vermezlerse vallahi bu kadar basit bir meseleden dolayı yine onlarla harp ederim. Peki neden? Eğer Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz orada bu siyasi tavrı göstermemiş olsa insanlar şöyle diyeceklerdi. Biz namaz kılıyoruz, zekat vermiyoruz. Zekatı reddediyoruz. Devlete bunu vermiyoruz. Veya başka bir grup çıkacaktı. Onlar diyorlardı ki biz İslam'ı sadece namaz emrini kabul ediyoruz. Diğerlerini ama haccı kabul etmiyoruz. Evet. Veya ötekini kabul etmiyoruz diyeceklerdi. Devlet orada parçalanacaktı. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz de Ebu Bekir radıyallahu anh onun ferasetini görür. Yani bakıyorsunuz bir Ebu Bekir var. Orada ağlayan, gözyaşı döken. Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam Ebu Bekir benim yerime namaz kılsın. Muru Ebu Bekir'in fel yusalli bin nas dediğinde Hazreti Ayşe radıyallahu anha babam çok yufka yürekli birisidir. Sizin dayanamaz. Ahirete gideceğinizi anlar. Orada duramaz der. O Ebu Bekir burada bu feraseti gösterir. Eğer o hamleyi göstermemiş olsa ümmet parçalanır. Peki Ebu Bekir'i kim yetiştirdi? Eğer Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Dozi'nin dediği gibi batıl tarihçilerin ithamları buhtanlarında olduğu gibi haşa Mecnun olsaydı, haşa sarı hastalığına mahkum olsaydı Ebu Bekir radıyallahu anh, Ebu Kuhafe'nin oğlu nerede yetişecekti? Kim yetiştirdi? Hangi okuldan mezun oldu? Roma'dan mı, İskenderiye'den mi, Kudüs'teki Roman hukuk okullarından mezun oldu? Dünya tarihinde Harvard, Cambridge, Oxford, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz gibi parçalanmak üzere olan bir yapıyı bir hamleyle toparlayan böyle bir devlet adam var mıdır? Peygamber terbiyesi. O halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eserinden hareketle Allah Resulü'nün kardeşlerimiz anlarlarsa onun fevkalade olduğunu hiçbir insanın, hiçbir peygamberin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in seviyesine ulaşamayacağını anlayacaklar. Yani aynı hadiseyi siz Hazreti Ömer'e uygulayın. Ömer radıyallahu anh Efendimiz Allah Resulü'nü tanmadan önce Hattab'ın oğlu, deve çobanı öyle birisi yürekli. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'i o haliyle bilirler. Fakat Ömer radıyallahu anh devlet başkanı olur. Devlet başkanı olan Ömer'e bakıyorsunuz. İran teslim alıyor. İran komutanı Medine-i Münevvere'de. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mescidinde Hazreti Ömer gece küfeden bir heyet gelmiş. Onlar dinlemiş. Yorulmuş, uykusuz kalmış. Cübbeyi çıkarmış. Başının altına koymuş. İstirahat ediyor. İran'dan Hürmüzan Medine'ye getiriyorlar onu. Hazreti Ömer'in sarayını arıyor o komutan. Yenilmiş, mağlup olmuş, dünyanın süper gücü. Saray arıyor. Geliyorlar, mescide giriyorlar. Bakıyorlar ki Ömer radıyallahu anh Efendimiz orada kalkıyor. Diyor ki başındaki şu tacı bir çıkar, üzerindeki altınlar çıkar. Burası Peygamber aleyhissalatü vesselam mescidi. Buraya sade bir halde gireceksiniz. Bu halde giremezsiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlar arasındaki mesafeyi, stadyumu kaldırmak için geldi. Bizim dünyamızda kırmızı halılar olmaz demek istiyor Ömer radıyallahu anh. Dünyanın en güçlü devleti Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin idare ettiği ordular karşısında teslim oluyor. Orada perişan bir haldeler. Bir Ömer'in siyasetteki bu dehasına bakıyorsunuz radıyallahu anh. Bir de insani yönüne bakıyorsunuz. İbn-i Sa'd rivayet ediyor. Fevkalade bir hadise. Diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh Abdurrahman bin Avf Efendimiz Aleyhisselam'ın en zengin ashabından Abdurrahman bin Avf. Ona diyor ki Abdurrahman çocuklar gelmiş, kadınlar Medine-i Münevvere'de devletin merkezinde yardım isteyecekler. Evet. Hazreti Ömer'den belki memurlardan yardım isteyecekler. Askerler var, güvenlik var, bekliyorlar. Fakat diyor ki bu gece biz bekleyelim. Bu insanları biz muhafaza edelim. Mescidin bir tarafında kadınlar var, bir tarafında erkekler var, duruyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh namaz kılıyor, Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh bekliyor.
Abdurrahman namaz kılıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz bekliyor. Arkada kadınlar tarafında bir çocuk sürekli ağlıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh o tarafa doğru gidiyor. Diyor ki ittakillah ve ahsini ila sabiyyik. Ey kadın Allah'tan kork. Görmüyor. Karanlık var. Allah'tan kork, yavruna iyi davran diyor. Dönüyor namaz kılıyor. Tekrar kadın çocuk ağlamaya devam ediyor. Aynı yere giriyor. İttakillah diyor. Ey kadın Allah'tan kork, yavruna ihanet etme, zulmetme. Hadise tekrar ediyor. Sonunda kadın dayanamıyor. Diyor ki be adam benden ne istersin? Uzaklardan geldim. Duydum ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencisi Ömer diye biri var. İnsanlara, muhtaç olanlara yardım ediyor. Kervan geliyordu. Ben de katıldım, buraya kadar geldim. Fakat burada bir çocuğum var. Yine duydum ki Ömer radıyallahu anh, eğer çocuk sütten kesildiyse onu müstakil biri kabul ediyor. Anneden ayrı kabul ediyor. Ona da yardım yapıyor. Şimdi ben de acı şeyler yavruma yediriyorum. Sütten kesilsin. Eğer sütten Allah kesilirse Allah. Sabah olduğunda Ömer'e ya da onun adamlarına diyecek ki evet bu çocuk sütten kesildi, ona da yardım eder misiniz? Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz kadın bu ifadelerini duyunca mihraba döner. Ezan Muhammediye okunur. Bilal Habeşi Ezan Muhammediye okur. O Ömer radıyallahu anh kim bu? Mekke-i Mükerreme'de hicret ederken insanlar yalnız başına ayrılıyorlar. Fakat Hazreti Ömer atına biner. Mekke müşriklerinin olduğu yere gelir. Ömer gidiyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i hakikatin yaşamak için gidiyor. Eğer çocuklarını yetim, hanımını dul bırakmak isteyen varsa Ömer dağın ardında onlarla hesaplaşacak. O yüreğin sahibi fakat mihrapta. Fatiha'yı okurken hışkırıklardan arkadakiler ne okuduğunu anlayamıyorlar. Namaz bitiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz geri dönüyor. Ellerini vuruyor, dizine vuruyor. Ömer diyor. Eğer anneler senden, İslam devletinden yardım alabilmek için yavrularını sütten kestiler. Keserken acı şey verdiler. O an bir çocuk öldüyse bunun hesabını Allah'a nasıl verirsin? Ömer diyor. Hazreti Ömer seçime girmeyecek. İnsanların oyuna ihtiyacı yok. Peki o Ömer'i kim terbiye ediyor? Hazreti o Ömer'i Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nereden aldı, nereye getirdi? Yanındaki katiplerine diyor ki derhal yazın. Bütün valilere bundan sonra anneler doğum yapınca çocuklarla valiliğe gittiği zaman sosyal yardım istediğinde anneye vereceksiniz, çocuğa vereceksiniz. Kundaktaki yavruya vereceksiniz. Kesinlikle bunu ayırmayacaksınız. Ayırt etmeyeceksiniz. Ve tellala emreder, Medine'de sen de bunu duyur der. Ne kadar muhtaç varsa buraya gelsin. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dozi, değer tarihçiler iftira ediyorlar. Savaş peygamberi diyorlar. Sarı hastası diyorlar. Ömer radıyallahu anh Efendimiz gibi dünyanın en meşhur siyasal bilgiler fakültesi böyle bir devlet adamı yetiştirmiş midir? Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına bakmasalar, Buhari'ye, Kur'an-ı Kerim'e bakmasalar, sadece Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e baksalar, Hazreti Ömer'e baksalar, bir onun insani yönüne baksınlar, camide o kadına, o kadının çocuğuna olan merhametine baksınlar, bir de dünyanın en güçlü devleti İran, onu dize getiriş haline baksınlar. İşte bütün bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Medine İslam Okulu'nda yetiştiler. İnsanlar Efendimiz'e dönmesin diye Allah Resulü Aleyhisselam onun sistemi, onun nizamı yeniden dünyaya hakim olmasın diye içeriden dışarıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir plan dairesinde saldıran güruh var. Hakaret eden bir güruh var. Peki ne yapmak lazım? Hocam ne yapmak lazıma gelelim daha sonra. Bir iki soru aktarmak istiyorum. Savaşlarla ilgili az evvel dediniz ki Peygamber Efendimiz hayatı boyunca savaşlarda 139 şehit var. Doğru mu hocam? Evet. Müşriklerden de 112 kişi öldürülmüş. Kaç savaşa katıldı? Bir kaynakta 19 diye ben okumuştum. Doğru mudur bilmiyorum. 19 savaşa katıldı, Gazze'ye katıldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gazveleriyle alakalı farklı rakamlar söyleniyor. Ama burada İbni Hişam'ın saydıkları Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye var, Huneyn var, Hayber var. Onların yekûnundan bu kadar şey sayısı ortaya 139. Tekrar dönecek olursak Uhud'la ilgili sorular var ama onun dışında Recep Bey şöyle demiş. Efendimiz olmasa
Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i kim hangi fakülteden çıkarabilir demiş. Sizin söylediklerinize binaen. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'leri yetiştiren üniversiteler değil. Sallallahu aleyhi ve sellem büyüklüğünü ifadeye yeterlidir. Evet, evet. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i yetiştiren üniversiteler değil, onları rahmet peygamberi Hazreti Muhammed yetiştirdi demiş Serdar Tanır. Şöyle bir soru var. Uhud Savaşı ile ilgili bir soru var. Oraya geçelim hocam. Şunu müsaadenizle söyleyeyim. Ebu Sufyan Zeyd bin Desinne Hazretleri. Evet. İdam edecekler. Henüz o zaman Müslüman olmamış. Mızraklar ona doğru çevrildi. Diyorlar ki, şimdi senin yerinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsa. Evet. Sen de evinde olsan. Zeyd bin Desinne rahmetullahi aleyh diyor ki, Efendimiz Aleyhisselam'ın benim yerimde olması şöyle dursun, Allah Resulü Aleyhisselam'ın kendi olduğu yerde ayağına diken batmasına bile gönlüm rıza göstermez. İşte o zaman Ebu Sufyan der ki, مَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ اَحَدًا يُحِبُّ اَحَدًا كَمَا يُحِبُّ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا. Şu kadar kral gördüm, şu kadar saraya gittim, fakat insanlar içinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ashabının sevdiği gibi başka bir insanın, hükümdarını, efendisini, kendi adamını sevdiği başka birini görmedim. Allah Resulü aleyhisselama bu kadar bağlandılar. Nasıl bağlandılar? Hazreti İsa en yanındaki Petrus. Hazreti İsa'yı çarmıha gelecekler ama Allah Teala muhafaza ediyor, semaya yükseltiyor. O zaman arıyorlar İsa aleyhisselamı. En yanındakilerinden Petrus'a diyorlar ki, اَتَعْرِفُ عِيْسَ بْنَ مَرْيَمُ Meryem oğlu İsa'yı tanımıyor musun? Hayır diyor. Tanımıyorum diyor. En yanındaki tanımıyorum diyor. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencisi Hazreti Zeyd biraz sonra şehit olacak. Mızraklar ona doğru çevrildi. Diyorlar ki şimdi Peygamber aleyhisselam senin yerinde olsa istemez miydin? Vallahi hayır. Ayağına diken batmasına bile gönlüm rıza göstermez. Onun için Efendimiz aleyhisselama içeriden yerli oryantalistler, dışarıdan oryantalistler sürekli saldırıyorlar. Biliyorlar ki Müslüman gençliği, yalan tarih girişim, evet. Efendimiz Aleyhisselam'a dönünce, onun varlığına, hakikatine, bütün varlığıyla ittiba edince yeniden ayağa kalkacak. Zalimlerden hesap soracak. Fatihleri, Yavuzları, işte Selahaddinleri o zaman gelecek bu ümmetin. Evet, hocam şöyle bir soru var. Bir ayet, ey peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir. Maide suresi 67. ayet. Şimdi buradan yola çıkarak şöyle bir soru var. Uhud savaşı bir yenilgi miydi? Allah'ın melekleriyle yardım ettiği bir peygamber nasıl olur da yenilir? Şu ayet-i kerimenin başı ya eyyuhar rasulü belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah azze ve celle tebliğ emrediyor. Bununla alakalı farklı rivayetler var. Hazreti Ömer radıyallahu anh Müslüman olana kadar evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'nın avlusuna çıkmıyor. Darül Erkam'da namaz kılıyorlar. Gizli İslam'ı tebliğ ediyor. Hazreti Ömer Müslüman olunca Efendimiz aleyhisselama diyor ki فَف۪يمَ الْاِخْتِفَى Neden gizleniyoruz ya Resulallah diyor. Çıksak Kabe'nin avlusunda Hazreti İbrahim burayı mananın maddeye tecelli remzi olarak yaptı. Orada Allahu Ekber desek, orada namaz kılsak, saf saf olsak. Peki diyor Efendimiz Aleyhisselam, sahabeyi ikiye ayırıyor. Bir tarafta Hazreti Hamza var, bir tarafta Ömer radıyallahu anhuma. O halde Kabe-i Muazzam'ın avlusuna geliyor. Evet. Tebliğ bu. Artık bundan sonra her şey açıktan söylenecek. Biraz sonrasında ayetin son tarafına doğru, وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ Peki kardeşimi soruyor. Evet. Ne diyor? Neden madem Allah Teala'nın kurduğu... Allah'ın yardım ettiği bir peygamber, peygamber nasıl olur da neden? Uhud'da evet. Efendimiz Aleyhisselam yüzü yarıldı, dişi kırıldı. Tabi burada şu, bu ayet Mekki midir yoksa Medine'de mi nazil oldu? Onunla alakalı farklı mutalalar var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de Sa'd bin Ebi Vakkas Allah Resulü Aleyhisselam evinde korumaya geliyor. Evet. Dışarıda sesler var. Efendimiz Aleyhisselam'ı soruyor. Bir rivayette yanında Huzeyfe de var. Bir rivayette yalnız bekliyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselam evine bir tecavüz olmasın diye. Sonra bu ayet nazil oluyor.
Efendimiz gidebilirsiniz buyuruyor. Hmm. Artık bundan sonra beni Rabbim korur. Ebu Talip'le alakalı da bu ayet ilişkilendiriliyor. Ama vallahu yasimuke minennas. Allah Azze ve Celle koruyacak. Peki o zaman neden Efendimiz Aleyhisselam Uhud'da dişi kırıldı? Neden orada yaralandı? Allah Teala koruyacak. Yani onlar seni şehit edemeyecekler. Onlar ruhunun alınmasına vesile olmayacaklar. İslam'ın tebliğine engel olamayacaklar. Ayetin başına bakarsanız ya yuhar rasulü belliğ ma'uzile ileyke min rabbik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tebliğ etmeyi, bütün insanlara, bütün yüreklere İslam'ın hakikatini taşımayı emrediyor. Sonrasında Allah Teala seni insanlardan koruyacak. Onlar neden Bedir'e gelmişlerdi? Yeryüzünde Allah diyen birisi bırakmayacaklardı. Peki Efendimiz Aleyhisselam ellerini kaldırıp Allahümme in tehlik hadihil isabe len tu'bede fil ardı ebeda. Ya Rabbi Medine'de kızım var, Medine'de eşim var, Medine'de şu ashabın evi var, hanı var, hanumanı var. Onlar adına istemiyorum. Bunlar yeryüzünde Allah adı kalmasın diye geldiler. Yeryüzünde sana secde eden biri kalmasın diye geldiler. Eğer şuradaki bir avuç Müslüman burada şehit olursa sana yeryüzünde secde edecek kimseler kalmayacak ya Rabbi. Onlar Efendimiz Aleyhisselam'ı, ashabı ortadan kaldırmak için geldiler. O halde bu ayet-i kerime Efendimiz Aleyhisselam'a şunu söylüyor. Seni şehit edemeyecekler. Yani savaş meydanında ruhun alınmasına sebep olamayacaklar. Ecelinle dünyadan ayrılacaksın. Onu müjdeliyor ki öyle olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve İslam'ı ortadan kaldıramadılar, engel olamadılar. İlerleyen zamanda zaten teslim oldular. Mekke düştü, Müslüman oldular. Evet. Pek çoğu. Hocam bu savaşlarda Efendimiz hep galip geliyor. Savaş girdiği savaşlarda çoğunlukla ama müşrikler pes etmiyorlar. Hiç bırakmıyorlar. Savaşmaya devam ediyorlar. Bunun sebebi ne? Peygamberimiz nasıl bir sistem, nasıl bir düzen getirdi ki mücadeleye onlar devam ettiler Peygamberimize karşı? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sisteme esastan müdahil oluyor. Mekke'deler ilk sözü La ilahe illallah. Mekke'de bir sistem var, bir hukuki yapı var. Şifai anayasaları var, yazılı değil. Fakat evet, bu anayasaya göre Mekke çok tanrılı bir dine hayata inanır. Putlar var Kabe-i Muazzama'nın etrafında. Onlara ibadet ediyorlar, secde ediyorlar. Mâ na'buduhum illâ liyukarribûna ilallâhi zülfâ. Bunlarla ancak biz Allah'a yaklaşırız diyorlar. Evet. Efendimiz Aleyhisselam ilk olarak bunları reddediyor. Yani insanlara bu anlayışı, şirki, ideolojiyi kusun diyor. La ilahe, hayır demeden, bu ideolojileri, putları reddetmeden Müslüman olamazsınız buyuruyor. Ondan sonra ancak Müslüman olabilirsiniz. Şair diyor ya, sür çıkar gayri gönülden, ta tecelli kıla hak, konmaz padişah saraya hane mamur olmadan. Yani önce yürekler temizlenecek, imana, İslam'a hazır hale gelecek. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı kabul edecekler. Efendimiz aleyhisselam bir bunu söylüyor. Taşlarla, putlarla savaşıyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselam taşlar putlarla savaşıyor. Dün Hubel vardı, bugün başka heykeller var. Meydanlarda var, dünyanın farklı şehirlerinde var. Onları kabul edenler var. Onlar Efendimiz Aleyhisselam'la yine savaşıyorlar. Çünkü İslam onları da tehdit ediyor. İslam onları da ortadan kaldıracak. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Hak geldiği zaman yani Hazreti Adem'den kıyamete kadar değişmeyen hakikat, değişmeyen doğru demek. O değişmeyen doğru nedir? Allah Teala alemi bizim için, bizi de kendi için yarattı. Ona kul olmak, insanlara değil, kullara değil, sadece Allah'a kul olmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci planda bunu anlattılar. İkinci planda İslam kardeşliği dediler. Kardeş olacaksınız. Birlik. Irkınıza, renginize, soyunuza bakmadan. Yani semanın değerleri, Allah Azze ve Celle'nin buyrukları insanların yasalarına müdahil oluyor. Müdahil oluyor. Aristokratlar ellerindeki imtiyazları kaybediyorlar. Kaybettiklerinden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hasım görüyorlar. Dünya düzenini değiştiriyor. Öğrencileri değiştiriyor. Şimdi küresel güçler. Neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme saldırıyorlar? İçeride yerli orientalizm var. Dışarıda var. Saldırıyorlar. Neden üzerine geliyorlar?
Biliyorlar ki küresel sömürü düzenini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nizamı İslam yeniden ortadan kaldıracak, yok edecek. Efendimiz aleyhisselam öğrencilerine Hazreti Rib'i var. Sahabesinin İbni Hacer rivayet ediyor. Sahabi Rib'i. İran devletiyle görüşme yapılıyor. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh onu gönderiyor. Karşıya geçecekler. İran fethedilecek. Arada bir nehir var. Gidiyor Hazreti Rib'i radıyallahu anh. Bir küçük bir hayvan var onun üzerinde. Karşıda Rüstem var. İranlar onun damarlarında uluhiyet kanları dolaşıyor. İlahlık kanı dolaşıyor. Öyle inanıyorlar. Yenilmez diyorlar. Fakat daraldılar. Teslim olmaktan başka çareleri yok. Gidiyor Rib'i radıyallahu anh. Orada hayvan bağlıyor. Kırmızı hallar üzerinde yürürken efendim diyorlar nasıl olur protokol kuralları sen nasıl çiğnersin yoksa geri dönerim diyor. Kabul ederseniz gideyim. Rüstem gelsin diyor gidiyor oraya. Rüstem diyor ki Araplarla bizim aramızda bir sorun yok. Araplarla şimdiye kadar iyi geçinirdik. Peki neden Hicaz Yarımadası'ndan çıkıp buraya kadar geldiniz? Neden İran devletini tehdit ediyorsunuz? Hazreti Rib'i diyor ki اِنَّ اللّٰهَ اِبْتَعَثَنَا لِنُخْرِجَ النَّاسِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اِلَى عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah Teala bize insanları insanlara kul olmaktan Allah'a kul olmaya taşımaya memur kıldı. Onun için biz buraya geldik. Onun için buradayız. Şimdi bunlar seni ilah kabul ediyorlar. Biz de diyoruz ki onlara Firavunlar geldi, Nemrutlar geldi. Onlar da dediler ki biz ilahız. Fakat Musa'lar, İbrahimler aleyhisselam onlar karşısında yok oldular. Ey Rüstem sen de tevbe edecek, sen de teslim olacak, sen de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dersen özgür olacaksın. Aldatma bu insanları. İşte bizim vazifemiz bu. İnsanları kula kul olmaktan Allah'a kul olmaya davet ediyoruz. Devamında diyor ki وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا اِلَى سَعَتِهَا Dünyanın darlığından genişliğine çıkarmaya Allah Teala bizi memur kıldı. Peki Rib'i nereden geliyor? Hicaz Yarımadası'nda. Nerede yaşıyorlar? Gecekondularda. Kamışlar, kamıştan evler, derme çatma kurubeler onların içinde yaşıyorlar. Devlet Başkanı Efendimiz Aleyhisselam'ın evi de öyleydi. Mescitte elinizi kaldırdığınız zaman tavana oradaki dallara değiyordunuz. Öyle sade mütevazi bir mescit var. Yerde çakıl taşları Allah Resulü aleyhisselam öyle bir mescitte namaz kıldılar. Ebu Bekir Ömer radıyallahu anhuma o mescitte yetiştiler. Peki o zaman nasıl olur da Hazreti Rib'i radıyallahu anh biz sizi darlıktan genişliğe davet ediyoruz. Karşıdaki kim? Bir saray var ya da otağı var. Otağın direkleri altından. Tavanda kumaşlar var ipekten. Böyle bir yerde darlıktan genişliğe çıkarmaya davet ediyorum diyor. Yani demek istiyor ki ey Rüstem siz altın kafesin içindeki kuşlar gibisiniz. Altın kafesin içine kuşu koysalar da yine vatanım der. Yine yerini yine yuvasını özler. Sizin insanlık kimyanızı bozdular. Sizin fıtratınızla oynadılar. Sen de insansın. Doğdun, nefes alıyorsun, yaşıyorsun ve öleceksin. Bu adamlar da senin gibi. Beyaz kadınların çocukları, siyah kadınların çocuklarına üstün değil, olamaz. Aldatma bu insanları der. Yani aslında Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrencileri bize diyorlar ki, yani oraya bir zayıf bir hayvanla geliyor. Ayağında yamalı çarıklar var. Üstünde yamalı bir cübbe var. Ama insanlar o kadar etkileniyorlar ki İranlılar böyle kapların arkasından bakıyorlar. Yandurune ila eşkalihim. Suretlerine bakıyorlar. Diyorlar ki kim bu Muhammed'in öğrencileri? Allah cin Allah. Miler, peri miler? Dünyanın en güçlü imparatorluğunu nasıl ayaklar altına aldılar? Zannediyorlar ki dünyanın en güçlü ordusu geliyor. Miğferleri var, muhteşem atları var. Ama gördükleri yamalı çarıkları, üzerlerinde evet. Yamalı cübbeleriyle Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri. Allah Efendimiz Aleyhisselam'ın hakikatini kavramak. Ne yapmışlardı? Dünyanın darlığından genişliğine. Nasıl yaptılar? Kula kul olma. Heykelleri kul olma. Allah'a kul ol. Alim Allah Teala bizim için. Bizi de kendi için yarattı. Eğer bunu anlarsak, o zaman özgür olacaksın ey Londra, New York, Paris. Yani Müslüman gençler buradan batıya gittiklerinde
ya da batılılarla iletişime girdiklerinde sosyal medya üzerinden ya da başka vasıtalarla onları kafesin içindeki hürriyeti arayan, özleyen hocam, kuşlar gibi görecekler. Hürriyetin yolunu Allah gösterecekler. Razı olsun. Reklama gireceğiz ama öncesinde Twitter'da bir pek çok izleyicimiz bu Ankara'da bir ilahiyatçı ile ilgili mesaj atıyor hocam. Arkadaşlarımızdan rica edeceğim o görüntüleri bulabilirlerse. Ankara ilahiyatta Kur'an'ın değişmesi gereken ayetleri var demiş bir ilahiyatçı. Arkadaşlarımız eğer bulabilirlerse böyle evet, bir hocanın ifadesi. Evet, bir ilahiyatçının Kur'an-ı Kerim'de değişmesi gereken ayetler var demiş bir ilahiyatçı. Buna bir bakalım derim ben. Nedir ne değildir? Çünkü tek bir kişinin yazdığı mesaj değil, bayağı bir mesaj var bununla ilgili. Reklamlardan sonra üzerinde konuşalım. Kısa bir aramız var. Sayacağım Kur'an-ı Kerim'den ki bunların bugün değiştirmesi gerektiği kanaatinde ettim ben. Mesela önce bir şeyden başlayalım. Çok eski bir örnek. Hızır'la Musa'nın kıssasında biliyorsunuz bilge bir adamın yaptığı işler var biliyorsunuz. Sonradan Musa normal sağduyuyla onlardan hiçbirisine tahammül edemiyor. Ama sonradan gerekçeleri açıklandığı zaman bu gerekçelerin hepsini anlayabiliyoruz. Ama gerekçelerinden bir tanesini bugün anlayamayız. Hiçbir zaman için anlayamayız. Nedir o da? Çocuğun öldürülmesi. O sözüm ona bilge kişi, kendisine Allah'tan ilim verilmiş kişi diyor ki biz korktuk ki, gerekçeye bakın, biz korktuk ki, daha ortada bir şey yok, sadece korku bir tahmin var, biz korktuk ki bu çocuk işte annesini babasını saptıracak veya onlara ne diyelim işte zulüm yapacak, işkence yapacak. Ya tamam da yani ya şimdi biz bugün kaldı ki ben şahsen bu gerekçenin 7. yüzyılda Araplara anlatıldığı dönemde de geçerli olamayacağı kanaatindeyim. Yani o günkü koşullarda bile bu gerekçe tarihseldir. Kaldı ki biz bugün Allah aşkına bir insanı bu gerekçeyle ölüme mahkum edebilir miyiz? Yani bir ölüm yani şaka değil yani bir adamı öldüreceğiz gerekçesine efendim bunun annesi babası çok iyi bu çocuk da bunlara işkence edebilir. Ya böyle bir gerekçenin bugün için insanlığın sağduyusunda vicdanında kabul edilemeyeceği apaçıklar ortada. Dolayısıyla o gün demek ki Allah bunu anlatırken yani bu olayın gerçekleştiği dönemdeki insanlığın ahlaki duygusu veya onur duygusu neyse bunu kabullenmeye müsaitti. Mesela diyelim ki cariyelik, kölelik. Çocuk yaşta kızlarla evlenme. Bu biliyorsunuz hem hadisle Hazreti Muhammed'in bizzat hayatıyla hem de Kur'an ayetiyle sabittir. Çocuk yaşta evlenme. Kadınların dünyada ve ahirette erkeklere cinsel arzu nesnesi olarak sunulması. Dikkat edin. Kadınların erkeklere hem bu dünyada hem de ahirette cinsel arzu nesnesi olarak sunulması. Dünyada sayılanlar biliyorsunuz işte gümüş, altın, davar bilmem ne onlar da ve bir de kadın. Ahirette sayılıyor şarap, kadeh ve kadın. Şimdi dikkat edin bunlar 7. yüzyılın toplumsal onur veya kadın algısı neyse ya o günkü şartlarda demek ki normal karşılanıyordu. Ama bugün bizim bunları anlamamız ve kabul etmemiz zor biraz yani. Evet, gerçeğin peşinde devam ediyor sevgili izleyenler. Etiketimiz onun izinde. Twitter'da izleyenlerimizin sıklıkla sürekli bahsettiği bir video vardı, bir sohbet vardı. Onu arkadaşlarımız buldular. Burada itirazlar var. Evet, Kur'an'ın değiştirilmesini savunan bir ilahiyatçının sohbetinden bir bölümdü hocam bu. İlahiyatçı, tekrar ediyorum, altını çiziyorum. Evet, üç ayrı noktaya değiniyor esasen burada. Bir Hızır Musa kıssası var Kehf suresindeki. Orada bir çocuğun öldürülmesi olayı yaşanıyor. Kısaca ben aktarayım onu, çok kısa. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında Hızır hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, tertemiz bir canı, bir can karşılığı olmaksızın kimseyi öldürmediği halde katlettin ha. Gerçekten sen fena bir şey yaptın. Hızır, ben sana benimle beraber olacaklara sabredemezsin demedim mi dedi Kehf suresinde. Buna bir itiraz var. Diğer mesele Hazreti Ayşe
validemizle ilgili, Peygamber Efendimizin evliliğiyle ilgili bir itiraz var. Bir de cariyelik ve kölelikle ilgili. Şöyle diyor, cariyelik, kölelik, çocuk yaşta kızlarla evlenmek, bu biliyorsunuz hem hadis hem de Hazreti Muhammed'in bizzat hayatı hem de Kur'an ayetiyle sabittir diyor az evvelki sohbetinde. Ama biz bu Musa ve Hızır kıssasıyla başlayalım isterseniz hocam. Evet. Ya şaşırdınız siz şimdi video izleyince, şaşırdınız video, onu fark ettik. Montaj falan değil değil mi? Hayır hocam, montaj değil. Bu şu anda sosyal medyada bu videoyu rahatlıkla görebilirler, izleyebilirler. Montaj falan değil. Biz de yapmadık bu videoyu, biz çekmedik yani. Bu bir programda herhalde sohbet esnasında çekilmiş, şu anda da sosyal medyada, mecralarda paylaşılan bir video. Evet. İşte bunlar. Şaşırdınız, farkındayım. İlahiyatçı. Altını çiziyorum. Millet kızını, ineğini satıyor, hayvanını satıyor, okula gönderiyor, okusun diye. Öğretmen olsun, Kur'an kursu hocası olsun diye gönderiyor. Eğer bu doğruysa, bu montaj değilse. Hocam montaj değil, doğru. Bu şahıs orada ders anlatıyorsa. Evet. Ve orada da birisi kalkıp itiraz etmiyor. Ayağa kalkmıyor. Orada kimler var görmüyoruz tabii biz ve ama. Ve İslami ilimlerin varmış okutulduğu bir yerse. Peki Kur'an kursu öğretmeni olsun diye, din kültürü öğretmeni olsun diye gönderilen bir çocuk bunları öğreniyorsa oradan nasıl çıkacaktır? Hangi imanla oradan çıkacaktır? O zaman ilgililer, yetkililer Türkiye'de bir oryantalist fakültesi açsınlar. Bunlar da orada hoca olsunlar. Ya millet bilsin ki orada falanlar var, filanlar var. Kur'an-ı Kerim haşa değişsin diyorlar. Kim Kur'an değişebilir? Kur'an-ı Kerim sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ben ancak bana vahyedilene ittiba ediyorum buyuruyor. Peki Bakara suresinin başında hudellil muttakîn. Zâlikel kitâbu lâ raybe fîhî hudellil muttakîn. Bu kitapta şüphe yoktur buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani haşa, bu nasıl bir ifade? Efe tu'minûne bi ba'dil kitâbi ve tekfirûne bi ba'd. Kur'an-ı Hakîm'in bir kısmını alıyorlar, bir kısmını reddediyorlar. Bunu mu söylüyorlar? Tarihselcilik geldiği nokta ortadadır. Bunlar diyorlar ki açıkça, Kur'an-ı Kerim'in devri bitmiştir. Haşa, Kur'an-ı Kerim'in çağı kapanmıştır. Kur'an-ı Kerim aynı hükümlerle bu asa, bu zamana, bu çağa konuşamaz diyorlar. Sürekli orada ifadeler var, 7. asır diye. Evet, yani evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7. asra konuşmuştur. Hocam tamam. Haşa yani. Oradakiler, sahabe, Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anhum, bunlar gerizekalı mıydı haşa? Hocam aynen şu ifade. Tamam da yani şimdi biz bugün bu gerekçenin 7. yüzyılda Araplara anlatıldığı dönemde de geçerli olamayacağı kanaatindeyim diyor. Efendim eğer bu ifade hakikatse. Hakikat hocam. Bu kayıt doğruysa ortada bir cinnet hali vardır. Tekrar izleyebilir İslam miyiz arkadaşlar? İslam üzerinde tekrar çok izleyebilir ciddi miyiz? Bir baştan, operasyon var. Baştan tekrar bir izleyebilir miyiz? Ne söylediğini tekrar yani, duyalım. Gerek var mı bir daha? Hocam tekrar bir izleyelim. Ki bunların evet bugün değiştirmesi gerektiği kanaatinde ettim ben. Mesela önce bir şeyden başlayalım. Çok eski bir örnek. Hızır'la Musa'nın kıssasında biliyorsunuz. Bilge bir adamın yaptığı işler var biliyorsunuz. Sonradan Musa normal sağduyuyla onlardan hiçbirisine tahammül edemiyor. Ama sonradan gerekçeleri açıklandığı zaman bu gerekçelerin hepsini anlayabiliyoruz. Ama gerekçelerinden bir tanesini bugün anlayamayız. Hiçbir zaman için anlayamayız. Nedir o da? Çocuğun öldürülmesi. O sözüm ona bilge kişi, kendisine Allah'tan ilim verilmiş kişi diyor ki biz korktuk ki. Duralım, buyurun hocam. Şimdi sözüm ona bilge kişi diyerek. Yani Hızır Aleyhisselam'dan mı bahsediyor? Peki, burada? Hızır evet, Aleyhisselam'dan. Evet, Kur'an-ı Kerim bize nasıl anlatıyor? Sözüm hadisi ona diyor. Fevecedâ abden min ibadina âteynâhu rahmeten min indina ve allemnâhu min ledunna ilma. Fevecedâ abden min ibadina. Yani o abden min ibadina ifadesi Kur'an-ı Kerim'de genelde peygamberler için kullanılır. Hazreti Musa Aleyhisselam oturuyor. Birisi gelip soru soruyor. Diyor ki senden daha alimi var mıdır? Yoktur diyor, ben Allah'ın peygamberiysem. O zaman Allah Azze ve Celle ona, Buhari'de uzun bir hadis var bununla alakalı. Senden daha alimi var diyor. Belli konularda daha evet, alimi evet var. Yuşa Aleyhisselam'la beraber Musa Aleyhisselam ya da Yuşa bin Nun diye bir gençle beraber yola çıkıyor. Evet. Gidiyor. Fevecedâ abden min ibadina.
Ateynahu rahmeten min indina. Biz ona kendi katımızdan rahmet verdik. Yani Allah Teala ona vahiy ediyor. Kime? Hızır Aleyhisselam'a. Ve allemnahu min ledunna ilma. Biz kendi katımızdan ona ilim verdik diyor. Yani sıradan bir adam değil. Kur'an-ı Kerim'in ayeti. Yani Kehf suresi 65. ayet-i kerime. Evet. Yani Allah Teala kendi katından Hızır Aleyhisselam'a ilim veriyor. Musa Aleyhisselam, Musa peygamber ona gidiyor. Peki burada anlatmış olduğu olay fantalaka hatta iza laqiya gulamen fakatalehu. Gidiyorlar. Önce gemi hadisesi var. Sonra bir çocuk görüyorlar. Fantalaka hatta iza laqiya gulamen fakatalehu. Buradaki fa takibi. Hemen öldürüyor çocuğu. Çocuğu öldürüyor. Hızır Aleyhisselam. Peki kâle Musa Aleyhisselam diyor ki o zaman ekatelte nefsen zekiyye. Yani zekiyye demek tahiraten. Günahsız bir çocuğumu öldürdün. Kime göre? Musa Aleyhisselam'a göre. Musa Aleyhisselam'a, Hızır Aleyhisselam'a verilen bilgi verilmediğinden dolayı o çocuğu neden öldürdüğünü anlayamıyor. İdrak edemiyor. Yani neden öldürdün diyor. Kimseyi öldürmemişti. Bir gayri nefsin. Sen bunu öldürdün. Yani kâle ekatelte nefsen zekiyyeten bi gayri nefsin. Hiç kimseyi öldürmeden öldürdün onu. Peki Musa Aleyhisselam anlayamıyor. Zaten Allah Teala onu alim birisine gönderiyor. Fakat Hızır Aleyhisselam genel anlamda Musa Aleyhisselam'dan daha alimdir diyemeyiz. Elbette Musa Aleyhisselam daha malumat sahibidir. Hadiseyi kardeşlerimiz şu bağlamda değerlendirsin. İşte Süleymaniye Camii Mimar Sinan'ın eseri, onun içindeki minberle alakalı işlemeleri ilgili ustası Sinan'dan daha iyi biliyordur. Fakat mimar dediğimiz zaman Sinan'ı biz anlıyoruz, Mimar Sinan'ı anlıyoruz. Şeriatla alakalı meseleleri Hazreti Musa Aleyhisselam biliyor. Fakat belli konular var ki onları da Hızır Aleyhisselam biliyor. İşte o çocuğu öldürüyor. Peki alimler ne diyorlar? Neden öldürüyor? Fahrettin Razi Hazretleri diyor ki burada فَانْطَلَقَا hatta اِذَا لَقِيَا غُلَامًا buradaki غُلَامًا çocuk, küçük çocuk değil. Buluğa ermiş, bir delikanlı. Hmm. Öldürmüş, katil. Bir katili öldürüyor. Kim? Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Yani bu adam şu kadar suç işlemiş, öldürüyor. Fakat Musa Aleyhisselam onu bilmiyor. Neden öldürdüğünü bilmiyor. Sonra yapmış olduğu meseleleri Musa Aleyhisselam'a Hızır Aleyhisselam bu birliktelik sona erince açıklıyor. Açıklıyor. Peki ve emmel gulamu fekane ebevahu mu'mineyni fekhashina en yurhikahuma tuğyanen ve küfra buyuruyor. Peki ve emmel gulamu yani o çocuğa gelince Hızır Aleyhisselam fekane ebevahu mu'mineyni annesi babası Müslüman. Mümin kimselerdi. Fekhashina demek buradaki haşina ifadesi. Müfessirlerimiz diyorlar ki bununla alakalı alimna anlamındadır. Yani biz şunu biliyoruz. Peki neye göre veriyoruz? Arap dilinde bu fiil o anlamda kullanılıyor mu? Evet kullanılıyor. Hızır Aleyhisselam biz bunu bildik. Nedir ne değildir? Peki neye göre biliyor? İlk okuduğumuz ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ve allemnahu min ledunna ilma katından Hızır Aleyhisselam'a bilgi İlim. Veriyor. Bunun katil olduğunu biliyor. Katil olduğundan dolayı öldürüyor. Evet. Yarın o katil annesine babasına zarar verecekti. Bununla alakalı farklı değerlendirmeler de var. Evet erkek farklı, çocuğa gelince onun annesi babası mümin kimselerdi. Farklı bunun değerlendirmeler için de var yani yaşıyla alakalı ama biz bunu buradan almış olursak yani İmam Razi'nin dediği gibi yetişkin birisiydi evet. Katildi ondan dolayı Hızır Aleyhisselam bunu öldürdü. Peki ne diyor sonunda? وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِي 82. ayet-i kerimede. Evet. Ben bunu kendi başıma yapmadım. Allah Teala'nın emri olarak yaptım. Yani Allah'a mı itiraz ediyor? Neyi değiştirecek? Kehf suresi 82. Haşa, ayet. Haşa Kur'an-ı Kerim'de yanlış mı var? Zalikel kitabu la raybe fi. Bu kitapta şüphe yok buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki burada da Hızır Aleyhisselam. Ve ma faaltuhu an emri. Kendi aklımdan yapmadım ben bunu. Allah Teala'nın ayeti bunlar. Efendimiz Aleyhisselam'a bunları inzal ediyor. Bu nasıl bir cinnet halidir? Charlie Hebdo'nun Efendimiz Aleyhisselam'a olan hakaretlerinden bunun ne farkı vardır? Bu okul, efendim okullarımızda, ilahi fakültelerimizde elhamdülillah
Çok muhterem, kıymetli hocalarımız var. Elbette kardeşlerim bu okullarımızı farklı anlamda değerlendirmesinler, farklı anlamasınlar. Ama maalesef eğer bu montaj değilse, hakikatse burada bir cinnet hali vardır. Devlet bununla alakalı ayrı bir müessese açmalı. Bu milletin çocukları İslam'ı öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için gidiyorlar. Yani ilk defa bu olayı orada duyanlar, orada bir hayret hali olmalı. Acaba onlar neden tepki vermediler? Orası bütünüyle mi bu anlayışa mahkum oldu? Hocam şöyle... Kur'an-ı Kerim'e sadece dışarıdan birileri hakaret edince mi bu milletin tepkisi olacak? Evet. Nasıl oluyor da bu kişi İlahiyat Fakültesi'nde bu noktaya gelebiliyor? Kim bunlara bu yetkiyi verdi? Kim amaçları bu diplomaları verdi? Efendim bu amaç... Bu proje mi hocam? Proje midir bu? Yani açıkça... Bu nasıl söylenebilir? Açıkça Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın ayeti... Yani Rabbimiz buyuruyor ki... Bunda zerre kadar şüphe olmasın. Yok bunda. Şüphe yok. La raybe fi hudellil muttakin. Muttakileri için hidayet rehberi. Ellezine yu'minune bil gaybi. Peki ortada nasıl bir hadise var ki? Yani Allah Teala'nın ilim verdiği Hızır Aleyhisselam var. Peki Azrail Aleyhisselam. Ben bunu kendi ilimden yapmadım. Azrail Aleyhisselam. Orada can alınıyorsa Azrail Aleyhisselam da orada can alınıyor. Evet. Küçük çocuklar ölüyorlar. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında. Aynı mantıktan hareketle Allah Teala'ya itiraz ediyorlar mı? Semaya, Allah Azze ve Celle'ye dilekçe göndersinler. Desinler ki biz inanmıyoruz. Hayır, olmaz, olamaz. Küçük çocuklar neden ölüyorlar? 5 yaşında, 10 yaşında. Yani ölmüyorlar mı? Hastanede, kazada vesairede ölüyorlar. Dünyanın Allah Teala nizamını inna külle şeyin halaknahu bi kader bu bağlamda koydu, bu bağlamda değerlendirdi. Peki bu olay Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın kıssası bize neyi anlatır? Kader var, kader-i ilahi var. Allah Teala her şeyi ezelde takdir etti. O takdiri Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın kıssası üzerinden bize anlatıyor. Yani o zaman Azrail Aleyhisselam'a da insanların ölümüne aynı mantıktan hareketle yani, itiraz etsinler. Öyle bir şey olabilir mi? Hocam Şenol Kur'an-ı Kerim değişir mi? Şöyle demiş. La tuharrik bihi lisaneke litacele bi. Yani Efendimiz Aleyhisselam o vahyi alırken Allah Azze ve Celle ona emrediyor. Aman ha dilini oynatma. La tuharrik bihi lisaneke litacele bi. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'ane. Yani o Kur'an'ı biz cem edeceğiz, okuyacağız. Allah Teala inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun kitabını korudu, bugüne kadar korudu. Nice insanlar bunu tehdit ettiler, yok etmek istediler, yaktılar, yıktılar. Peki engel olabildiler mi? Hayır, olamadılar. Asla. Hocam Şenol Karadoğan diyor ki ama Hızır Musa kıssasını tasavvufçular istismar ettikleri için böyle demiş olabilir diyor. Efendim Allah Teala'nın ayeti var. Evet. Yani birisi şimdi çıkıyor. Ben mütenebbiyim diyor. Müseylimetül Kezzab, yalancı peygamber. Evet. O kalktı peygamberlik makamını istismar etti diye Muhammed Aleyhisselam'ı inkar mı edecekler? Böyle bir şey olabilir mi? Allah Teala'nın ayeti ortada, hakikat ortada. Yani bu kardeşimiz Allah'ın kitabını mı müdafaa edecek yoksa bu ifadelerin sahibini mi? Ben yine imkan vermek istemiyorum. Hüsnü zan yapmak istiyorum. Doğru değildir demek istiyorum. İnanmak istemiyorum. Hocam ama bu ortada, topraklarda efendim ortada. Nasıl olur da Kur'an-ı Kerim bu halde alay konusu yapılabilir. Allah'ın ayetlerinin değişmesinden, değiştirilmesinden birileri bahsedebilir. Charlie Hebdo'nun yaptığından Selman Rushdie vardı. Kur'an-ı Kerim'e şeytan ayetleri diyordu. Ne fark var efendim? Hocam sözüm ona diye bahsetti, orada kalmıştık. Hızır Aleyhisselam için. Kur'an'da geçiyor. Sözüm ona bilge kişi diye bahsetti. Orada kalmıştık. Oradan devam edelim. Korku bir tahmin var. Biz korktuk ki bu çocuk işte annesini babasını saptıracak veya onlara ne diyelim işte zulüm yapacak, işkence yapacak. Ya tamam da yani ya şimdi biz bugün kaldı ki ben şahsen bu gerekçenin 7. yüzyılda Araplara anlatıldığı dönemde de geçerli olamayacağı kanaatindeyim. Yani o günkü koşullarda bile bu gerekçe... Evet, şimdi biz bugün bu gerekçenin 7. yüzyılda Araplara anlatıldığı dönemde de geçerli olamayacağı kanaatindeyim. O günkü koşullarda bile bu gerekçe tarihseldir. Kaldı ki biz bugün bu ağız, insanı bu gerekçeyle ölüme mahkum edebiliriz. Bu ifade, bu lisan 80-90 yıl önce bu topraklarda yaşayan
İslam'a hakaret eden küfür yobazlarının ifadesiyle aynıyet arz ediyor. Onlar da Efendimiz Aleyhisselam'a haşa Arap uşağı diyorlardı. Kur'an-ı Kerim'e çöl kitabı diyorlardı. 7. asrın kitabı nasıl olur da bu asla bu zamana konuşur diyorlardı. Ne örümcek ne yosun, ne mucize ne fusun, Çankaya bize yeter, Kabe Arap'ın olsun diyorlardı. Aynı ifadeler. Nasıl olur da ilahiyat fakültesinde birisi bunları söyleyebilir? Kur'an-ı Kerim'e, Allah'ın kitabına bunları, bu hakaretleri yapabilir. Olur mu efendim? Olabilir mi? Evet. Bu bir cinnet halidir. Hocam yani mesajlar geliyor. Aynı yerde başka hocaların da program yaptığı mesajını yazmışlar. Mustafa İslamoğlu da orada program yapıyor diye mesaj atanlar olmuş. Bu konuda ne dersiniz bilmiyorum. Yani yorumunuz ne olur? Kaydın yapıldığı yer. Evet, aynı yerde başka hocaların da, ilahiyatçıların da bu tarz programlar yaptığını yazanlar açıkça, var. Evet. Açıkça Kur'an-ı Kerim üzerinde bir operasyon var, inkar var. Eğer bu müessese nedir, orada adı okunmuyor neresiyse. Evet, evet. Şimdi orada aynı şahıslar program yapıyorlarsa o şahıs da bilmiyorsa böyle yazıyor. İndirilen din, uydurulan din diyor. Ehl-i sünnete 14 asırdır Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması, yaşanması şeklinde o şahıs da uydurulan din diyor. Peki Kur'an Müslümanıyız diyorlar. Ya bu açıkça burada Kur'an-ı Kerim'in üzerini çiziyorlar. Allah Teala'nın ayetlerinin burada değiştirilmesinden bahsediyorlar. Hocam ilk nasıl cümlesi, olur da ilk ben Kur'an Müslümanıyım diyenler eğer doğruysa, tabi bilemiyorum. Evet, bize yazılanı eğer doğruysa orada işte program yapabilirler. O zaman farklı cephelerden Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a saldıran insanlar var. Hedefleri bir fakat karargahları ayrı. Ayrı karargahdan Allah Resulü'nün sünnetine saldırıyorlar. Ahmet bin Hanbel'e, hadislere, Kur'an-ı Kerim'e saldırıyorlar. Fakat yüzlerde maskeler var. O anlaşılır. Bilemiyorum. Eğer söylenen doğruysa. Evet. Efendim bir cinnet halidir bu. Ama tekrar altını çizeyim. İnanmak istemiyorum. Nasıl olabilir? Hocam ilk cümlesi nasıl inanmak istemiyorsunuz? Ve videoda da izledik dinledik. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de diyor ki size birkaç tane bir şey sayacağım. Kur'an-ı Kerim'den ki bunların bugün değiştirilmesi kanaatindeyim. Daha ilk cümlesi. Yani değiştirilmesi kanaatindeyim. Eğer hakikatse nasıl olur da bu topraklardaki İslam'ı anlama, anlatma, yaşamayı tatbik etmeyle alakalı müesseselerin bununla alakalı bir izahı olmaz. Bir beyanı olmaz. Açıkça Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmesinden bahsediliyor. Rabbim bu kitabı koruduğuna haber veriyor. Şüphe yok buyuruyor. Devam edelim kadın meselesiyle ilgili ikinci bölüme geçelim. Burada değindiği başka bir mesele daha var. Devam edelim. Yani dinlemiştik. Hayır, ikinci kadın meselesini tekrar. Tabii ki biz bugün Allah aşkına bir insanı bu gerekçeyle ölüme mahkum edebilir miyiz? Yani mesela diyelim ki cariyelik, kölelik. Çocuk yaşta kızlarla evlenme. Bu biliyorsunuz hem hadiste Hazreti Muhammed. Evet, cariyelik, kölelik, çocuk yaşta kızlarla evlenmek. Bu biliyorsunuz hem hadiste hem de Hazreti Muhammed'in bizzat hayatında hem de Kur'an ayetiyle sabittir diyor. Osmanlı'nın son döneminde, Devlet-i Aliye'nin ahir zamanda Batılılar İslam'ı kölelik, cariyelik üzerinden anlatırlardı. Oradan hakaret ederlerdi. Fıkıh deyince İslam köle ve cariye dinidir, öyle derlerdi. Sava Paşa Hristiyandır, bir Osmanlı paşasıdır. İki ciltlik Fransızca bir hukuk metodolojisi yazar, fıkıh usulü yazar. Yani ey Batılılar, sizin anladığınız gibi, zannettiğiniz gibi değil. Dünyanın en esaslı sistemi İslam hukukudur. Onu anlatır. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikatine, kölelik, cariyelik dini diye bir ilahiyatçı bu ifadeleri kullanamaz. Kullanmış. Hayır, olamaz efendim. İslam köleliğe, cariyeliğe en ağır darbeyi vuran dinin adıdır. Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde sallallahu aleyhi ve sellem kölelik var. Cariyelik var. Dünyanın her yerinde vardı. Peki nasıl köle alırlardı insanları? Birisi köle olduğu zaman aklı, ruhu, bedeni her tarafı köle olurdu. Evet. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Müslüman olunca hayır diyorlar, Müslüman olamazsın. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Efendimiz'e müdahale ediyorlar. Evet. Neden? Bedenin de köle, aklın da köle diyorlar. Peki İslam la ikraha fiddin. Dinde zorlama yok. Yani birisi köle ise efendisi onun gücünden istifade eder.
aklından kalbine müdahil olmaz. Yani dünyada bir sistem var İslam evet. geldiğinde. Peki kölelik sistemini nasıl tatbik ediyorlar? Gidiyorlar bir yerde baskın yapıyorlar. Ne kadar erkek varsa kadın varsa alıyorlar köle yapıyorlar. Birisi ağır bir suç işliyor onu köle yapıyorlar. Veya borcu var ödeyemiyor. Cahiliye döneminde Roma'da başka yerde 10 lira borcunuz var ödeyemiyorsunuz. Ödeyemeyince alacaklı diyor ki artırdım 20 lira yaptım zamanı uzattım. Evet. Tekrar ödeyemiyorsunuz. Neticede son tahlilde adam sizi köle olarak alıyor. Bu şekilde korsanlar gidiyorlar alıyorlar köle yapıyorlar. Bir de savaş yoluyla köle ediniyorlar. Peki İslam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince kölelikle alakalı bütün yolları kaldırıyor. Hayır diyor. Bir yere baskın yaparak insanları, gücünüz, kuvvetiniz onu esas alarak köle alamazsınız. Birisinin suçu var diye onu köle yapamazsınız. Birisi borcunu ödeyemedi diye onu köle yapamazsınız. Tabuları yıkıyor aslında. Bütün bu yolları ilk defa kaldıran Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece ne kalıyor? Savaşta. Savaşta köle alabilirsiniz. Neden alıyorsunuz? Karşı taraf alıyor. Eğer siz köle olarak almazsanız o zaman kendi sınırlarınızı koruyamazsınız. 10 kişi bulan, 20 kişi bulan gelirse saldırır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, İslam devletini koruyabilmek. Bir de uluslararası hukukta mutakabiliyet esası var. Yani karşı taraf bunu uyguluyorsa Efendimiz aleyhisselam da bunu uyguluyor. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu birinci hamlede köleliğin yatağını kurutuyor. Sadece savaş yoluyla biri esir olduğunda köle olabilir. O da devlet başkanının inisiyatifine kalmış. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri karşılıklı devletlere de talimat gönderiyor. Artık bundan sonra savaş esirleri köle olmayacak. Evet. Köle yapılmayacak diyor. Peki ikinci hamlede ne yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem? وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا Birisi hataen bir Müslümanı öldürdüğü zaman ne yapacak? Bir köleyi azat edecek. Yani köleyi azat etme yollarını açıyor. İslam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim. Evet. İki, biri yemin etti. Yemin kefareti. فَكَفَّارَتُوا اِطَعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِنِ مِنْ اَوْسَةِ مَا تُضْعِمُ اَهْلِيكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ Ne yapacak? Yine köle azat edecek. Peki diğeri nedir? Zahar kefareti, oruç kefareti. Hep bunlarda köle azat etmek var. مَا تُضْعِمُونَ اَهْلِيكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ Yemin de aynı şey var. Peki yani köleyi azat edin diye sürekli teşvik ediyor. Önce köle azat edeceksiniz. Yani alınan köleleri hür yapmanın yolunu açıyor Kur'an-ı Kerim. Mendup olarak felektahamel akabe ve ma edrakemel akabe fekku rakabe. Yani bütün insanları eğer ahirete gitmek istiyorsanız, cennete ulaşmak istiyorsanız, ahiret cennete ulaşmak istiyorsanız o halde bu sarp yokuşu aşmak için köle azat etmeye davet ediyor. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki eğer bir köleye tokat vurduysan bunun kefareti nedir? Onu azat etmek. Yediğinizden yedirin, içirdiğinize içirin. Her Peki, seferinde hürriyetine kavuşturmayı amaçlıyor. Amaçlıyor. Evet, her seferinde Peki, yol arıyor, yöntem arıyor. Ne oluyor neticede? Kaynaklarımızda var. Abdurrahman bin Af 30 bin köle azat ediyor. Evet. Yani bir sahabi, Medine'nin nüfusu ne kadar ki? Sahabe-i kiram radıyallahu anh, onlar en fazla 140 bin Arafat'ta sahabeyi yekün ifadeyle söylerse 140 bin. Peki bir sahabi bu kadar azat ediyor. Raşid halifeler devrinin sonuna doğru neredeyse Medine'de köle kalmıyor. O kadar azalıyor. Tabi'in döneminde en büyük alimleri Ata bin Ebi Rabahlar, Hasan bin Sabitler Hasan Basiler bütün bunlar köleler. Nafiler hep köleydi bunlar. Yani ilim bayrağını Araplardan köleler devralıyorlar. Araplar, sahabe çocukları oturuyorlar. Onların halkalarında ilim öğreniyorlar. Peki o zaman İslam zorunlu olarak savaştan aldı esiri. Alacaksınız. Yani adam sizin askerinize esir alıyorsa siz ne yapacaksınız?
Mecburen alacaksınız. Alıyor fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında itibaren Kur'an-ı Kerim'in bu ayetleriyle onları azat ediyorlar. Peki cariyelik meselesi nedir? Cariyelik meselesi şudur efendim. Bir yeri basıp oradan kadını alıp cariye yapamazsınız. Babasının borcu vardı diye alıp onu cariye yapamazsınız. İran'da, Bizans'ta, Roma'da olduğu gibi yapamazsınız. Peki nedir bu? Yani nasıl alırsınız? Eğer bu kadınlar savaş alanına geldilerse. Bununla ilgili ayetler var mı hocam? Efendim, var şimdi. Cariyelerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Savaş alanına bunlar geldilerse, orada savaşıyorlar eşleri. Evet. Askerler savaştılar. Peki yenildi o ordu. O kadınlar orada kaldı. Siz o kadınları orada bırakırsanız ne olur? Fuhşun kucağına mahkum olurlar. O kadınları istismar ederler. Peki İslam ne yapıyor? O kadını orada bırakmıyor. Bana ne diyemezsiniz. Bu kadın gelmeseydi, savaşmasaydı, orada kalmasaydı. Şimdi savaş alanından bugün olduğu gibi değil. Tramvay yok, uçak yok. Evet. Nasıl gidecekler? O kadını alın. İslam o kadına sahip çıkmayı telkin ediyor. Peki o kadına sahip çıkacak, alacaklar, götürecekler. Bir yere koyabilir misiniz o kadınları? Bir yuvaya koysalar, orada dursalar. Bugün kadınları vesikalarla istismar ediyorlar. Yerler var. Onların cinselliklerini istismar ediyorlar, sömürüyorlar. Birileri tatmin olsun diye. Böyle bir şey yapabilir misiniz? Onları bir yere koy, o evde dursunlar. Hayır. O kadınların da evlenmeye, aile kurmaya ihtiyacı var. Eğer eşleri yanlarında yoksa tabii. Evet. Öldüler, yalnız geldiler. Onu veriyor birisine. Birisinin yanında duruyor. Peki, وَمَنْ لَمْ يَسْتَدَعْ مِنْكُمْ Hizmetli olarak. Efendim, orada duruyor. Evet. Ayet-i Kerime'de, Nisa suresinde. وَمَنْ لَمْ يَسْتَدَعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكَحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَّا مَلِكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ Eğer gücü yoksa birisinin, evlenmek istiyor. Ne yapacak? Bir cariyeyi alsın. Müslüman bir cariye. Onunla evlensin. Yani gücü olmayanlar, fakir olanlar onlarla evlensinler. O cariyeler de bir yuva kursunlar. Yani Allah Teala, ba'dukum min ba'd. Siz birbirinizi tamamlıyorsunuz, birbirinizdensiniz. Cariye diye o kadınları aşağılamayın. Evlendirin, yerleri yuvaları olsun. İşte fenkihuhunne bi'izni ehlihinne ve atuhunne ucurahunne bil ma'rufi muhsanatin gayre musafihatin ve la muttakizat akdan. Şart koşuyor. Yani bu kadın cariyeydi. Sonra evlendi birisiyle. Peki onu cari olarak alan adam, evine getiren kişi onunla birlikte olabilir mi? Beraber olabilir mi? Hayır, olamaz. Burada şart var. Muhsanatin, iffetli oldukları halde onlar evlenecekler. O halde alacak onu fakir olanlar veya zengin olan da alabilir. Ya zina yapmayacaklar, gizli dostları olmadığı halde. Yani Kur'an... Ama cariyelik öyle anlaşılmıyor hocam. Sizin bahsettiğiniz gibi anlaşılmıyor. Efendim, işte. Efendim, oryantalist zaviyeden Kur'an'a, İslam'a saldırı var. 100 yıl önce Batı Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a nasıl saldırıyorsa neden buradan gidenler ateist döndüler? Osmanlı'nın tam tersi, sizin efendim, anlattığınızın tam tersi anlaşılıyor. Osmanlı maalesef. Son döneminde. Evet. Gitsinler, okusunlar, gelsinler buraya. Batının fennini alsınlar, gelsinler diye gönderdiklerimiz, bunlara ilmi, irfanı, Kur'an-ı Kerim'i, İslam'ı doğru anlatmadığımızdan, anlatmadan gönderdiğimizden, İslam cariyelik dini, kölelik dini dediler, buradan saldırdılar. Pek bir kısmı imansız geriye geldi. Yani Osmanlı'daki o modernleşme tarihine baktığımız zaman. Sonra... Ve enkuhul ayama minkum ve salihin min ibadikum ve imaikum. Allah Teala buyuruyor ki ve enkuhul ayama minkum ve salihin min ibadikum ve imaikum. Yani içinizdeki bekarları evlendirin. Evet. Cariyeyi de evlendirin buyuruyor. Hocam, yani cariye de birisine eş olsun. Bak şurası önemlidir. Ve la tukrihu fetayatikum alel bigai buyuruyor. Sakın ha o cariyeleri savaş meydanında heder olmasın diye almak zorunda kaldığınızdan, alıp da evinize getirdiğinizden, korumak zorunda olduğunuz o kadınları sakın ha fuhşa zorlamayın buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayet. Peki
وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَى. Şimdi bu kişi eğer bu doğruysa, yani bunun neresinde problem var? Modern dünyaya baksınlar. Öyle yarışma programları var ki, öyle diziler var ki batıda, yani öyle reklamlar görüyorsunuz. Yani bir reklam görmüştüm İstanbul'da. İlgilileri aradım ondan sonra. Hatta bununla alakalı bir hutbem de var, bakabilirler. Bir kadın yatıyor. Erkekler onun uygun olmayan yerlerine ellerini koymuşlar. Yani şöyle bir alt geçitten geçerken gözüm bir anda aldı diye söylüyorum. Şimdi böyle bir reklam, kıyafetini neyse firmasını satabilmek için o kadının cinselliğini nasıl istismar ediyor? Kölelik bu değil midir? İşte dünyada modern bir kölelik var. Kadını kullanıyorlar, kadını istismar ediyorlar. Kadın bugün reyting vasıtası olmuştur. Toplumsal kölelik var dünyada. Yani kamyon reklamında bakıyorsunuz, kadın ne alakası var? Kamyoncu kardeşim oturduğu zaman onu görsün diye. Peki madem bunların vicdanı var, madem insafları var, neden kadın dünyada bugün istismar edilirken, sömürülürken neden oradan konuşmuyorlar? O halde burada bir proje var. Evet. Elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim cariyeliğe, köleliğe nihai darbeleri vurmuştur. Bak biz Osmanlı olarak Afrika'ya, Avrupa'ya İslam'ı taşıdık. Afrika'da muhafaza ettik. Avrupa'ya taşıdık, Balkanlara taşıdık. Anadolu'da evlerde cariyeler var mıydı? Sarayda birkaç tane vardı. Var mıydı evlerde? Peki ne yaptılar? Bu millet ne yaptı? O kadar zaferler vardı. Hayır, bu ümmet Kur'an-ı Kerim'in gayesini anladı. Onları evlendirdiler, evlerine kavuşturdular. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh devlet başkanı olunca cariyeler yanlarına askerleri veriyor, babalarına gönderiyor. Zekat parasıyla köle alınıyor, azat ediliyor. Yani Amerika'ya gidiyorsunuz. Her taraf Afrikalı kardeşlerimiz, yüzlerinde Afrikan rengi olan insanlar var. İngiltere'de var. Peki onlar oraya turist olarak mı gittiler? Hayır. Gittiler Afrika'ya, sömürdüler, aldılar. Gemilerle köle olarak götürdüler. Obama denen bu adam aslı köle değil mi? Öyle gittiler. Peki Anadolu, Afrika'ya, Osmanlı asırlarca hizmet etti. Neden siyah kardeşlerimizden oluşan mahalleler yok? Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'i bu zaviyeden anladık. Ama bugün dünyaya köleliği getirenler, kendi sistemlerinin üzerini örtebilmek için içeriden bu adamlarla Kur'an-ı Kerim'e saldırıyorlar. Elhamdülillah. Allah Teala'nın ayetleri ortadadır. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَى buyuruyor. Yapmayın, yapamazsınız. Evet. O kadınlar cariye diye onları kötülüğe, yanlışa, ailesiz bir hayata zorlayamazsınız. Hocam, eğer vicdanlar varsa bunun için ayağa kalksınlar. Olmaz. Hocam izleyicilerimiz. Yani bu topraklarda Kur'an-ı Kerim'le alakalı bu ifadeyi kullanamazlar. Elhamdülillah. Her durumda, her zeminde, her mecliste Rabbimin ayetlerini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sayı olarak gelen sünnet-i seniyeyi her durumda müdafaa etme durumundayız. Ve Kur'an-ı Hakim'in zerre kadar eksiği yoktur. Allah razı olsun. Hocam Resulullah Murat sallallahu aleyhi ve sellem, hocam sinirlerinize hakim nokta, olun diyor nokta size. Nokta kadar hayatında yanlış eksiklik yoktur, olmaz. Allah Allah. Hocam. Yani orada küçük yaşta evlilik diyor. Onu bir izleyebilir miyiz, o bölümü, sadece o bölümü? Evet. Hadis inkarcıları sonunda Kur'an değişmeli demeye başladı. İhsan hocam 10 dakikada 10 yaş yaşlandı demiş bir izleyicimiz. Evet, bir izleyicimiz de hocam lütfen sinirlerinize hakim olun, vereceğiniz cevaplar çok daha önemli demiş. Çok mesaj geliyor bununla ilgili, hepsini tek tek okuyamam. Vaktimiz de daralıyor, zamanımız kısıtlı. Tekrar videoya dönelim. Devamı vardı çünkü yarıda kalmıştı. Evet. Hayatıyla hem de Kur'an ayetiyle sabittir. Çocuk yaşta evlenme. Kadınların dünyada ve ahirette Kur'an'da da sabittir bu. Evet. Bunlar 7. yüzyılın toplumsal onur ve kadın algısı neyse o günkü şartlarda normal karşılanıyordu ama bugün bizim bunları anlamamız ve kabul etmemiz zor biraz diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'a bedevi diyen bir anlayıştır bu, haşa. Yani asıl saadet diyoruz biz. İki türlü tarih anlayışı var Muhsin Bey kardeşim. Bir ilerlemeci tarih anlayışı var. Bir döngüsel tarih anlayışı var. Evet. Döngüsel tarih anlayışı nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aittir.
Yani insanlığın en güzel mevsimi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu mevsimdir. Onun için biz o mevsime asr-ı saadet diyoruz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh o zaman da yaşadılar. Kadın onurunu, izzetini o zaman da, o devirde buldu. Peki ilerlemeci tarih anlayışı nedir? İşte bu anlayış. Bugün dünden daha ileri bir noktadadır. Yarın da bugünden daha ileride olacaktır. Bunu bir mühendislik açısından baktığınız zaman öyledir. Tıp açısından baktığınız zaman öyledir. Bugün tıp dünden daha ileridedir. Yarın bugünden daha ileride olacak. Fakat Allah Teala'nın bütün alemlere وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ bütün alemlere beşiren ve nezîren ve da'iyen diye ifade buyurdu. Müjdeci olarak gönderdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zamanı öyle değildir. Efendimiz bunun istisnasıdır. Saadet asrıdır. İnsanlar huzuru, saadeti bütünüyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında buldular. Elbette yanlışlar, hatalar vardı. Ona geldiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onları aldı. Bir halden başka bir hale taşıdı. Şimdi buradaki kadın algısına bakar mısınız? Evet. Efendimiz aleyhisselam geldiğinde kadın nasıldı? Mirastan pay alamaz. لِلْرِجَالِ نَصِيبُ مِنْ مَكْتَسَبُوا وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبُ مِنْ مَكْتَسَبْنَا Kur'an-ı Kerim buyurdu ki kadın da pay alacak. Evsin hanımı geliyor diyor ki Efendimiz aleyhisselama ya Resulallah eşim vefat etti. Ortada kaldım. Amca çocukları geldiler. Her şeyi aldılar. Şimdi ben ne yapayım? Hem kendimi koruyacak, hem bu çocukları koruyacağım dediği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لِلْرِجَالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ ayet kelimesi. Evet. O zaman nazil olur. Yani nasıl erkeklerin mirastan payı varsa لِلْرِجَالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Nisa suresinin 7. ayet kelimesi. Peki kadın da pay alacak. İlk defa mirastan payı Efendimiz aleyhisselam veriyor. Kadına insanca yaşama hakkını getiriyor. Kız gün, çocukları diri diri gömülmüyor mu? Gömüyorlardı. Diri diri gömüyorlardı. Ve izel mev'udet su'ilet bi eyyi zembin kutilet. Yani onlar yarın Allah Teala huzuruna gelecekler. Bizim günahımız neydi diyecekler. Neden bizi gömdünüz? İlginçtir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir kadın var. Eşi vefat ediyor. Medine'de o kadına gidiyorlar. Evet. Evlilik teklifinde bulunuyorlar. Fakat kadın kabul etmiyor. Evine çekiliyor. O çocukları Efendimiz Aleyhisselam'ın kızı Fatıma gibi yetiştirecek. O ahlakı, o terbiyeyi verecek. Evine çekiliyor. Yüzünün rengi değişiyor kadının. Açlıktan. Unutuyorlar. Evet. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a ondan bahsediyorlar. Diyorlar ki, o kadın Medine'nin en güzel kadınlarındandı. Erkekler sıraya girmişlerdi. Evlenmek istiyorlardı. Fakat şimdi evine çekildi. Kızlarını terbiye etmek için. Yüzünün rengi değişti o kadının. Efendimiz aleyhisselam minbere çıkıyorlar. Ona dair konuşuyorlar. Peygamber aleyhisselam devlet başkanı. Buyuruyorlar ki اَنَا وَسَفَعُوا الْخَدَّيْنِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ Ben evine çekilip çocuklarını, kızlarını İslam'a göre yetiştiren o anne ahirette o kadar yücelecek ki Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi radıyallahu anh'ın onları geçecek. Şu parmak, şu parmağa ne kadar yakınsa Muhammed Aleyhisselam'a o kadar yakın olacak. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem, İslam, Kur'an-ı Kerim, Ademoğlunu yüceltiyor. Kadın da bunun içinde. Onur veriyor, izzet veriyor. Peki şimdi bu ifadeye baktığınız zaman İslam, kız çocuk, küçük yaşta evlenir, istismar edilir, sömürülür. Böyle bir zaviye var. Peki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Talak suresinde وَاللّٰئِ لَمْ يَحِذْنَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi bununla alakalı tefsirlerimizde farklı ifadeler var. Ama onlardan bir tanesi de şu. Hiç hayız görmeyen kadın yaşlandı. O halde devam etti. Bu kadın orada iddetlerden bahsediyor. Evet. İddet ne kadar olacak? Orada 3 ay üç iddetten ay. Bahsediyor. Bir tanesi de وَاللّٰئِ لَمْ يَحِذْنَ Yani hiç hayız görmeyen bir kadın evet. hayat boyu görmüyor. Evet. Yani bazıları bunu küçük çocuk diye anladı bazı alimler. Küçük çocuk evlenebilir mi diye. Fakat İbn-i Şubrüme, Osman Elbetti,
Nisa suresinde وَبْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى اِذَا بَلَغُنْ نِكَاهِ bu ayet-i kerimeyi esas aldılar. Dediler ki buluğa ermeden kız çocuğu evlenemez. Oradaki ifade de Talak suresinde. Onun anlamı şudur. Yani küçük çocuklar değil de hayat boyu böyle hiç hayız görmeyen kadınlardan Allah Teala orada bahsediyor. Peki Osmanlı ne yapıyor? Hukuk aile kararnamesi var. Osman Beddi'nin, bunlar büyük fakihler, müştehitler, onların ifadesini esas alıyor. Hukuk aile kararnamesinde var ve kesinlikle buluğa ermeyen kız çocukları evlendirilemez. Efendim ayet-i kerime ortadadır. Bazı alimlerimiz farklı anlamışlar. Fakat ayet ortada. Şimdi bundan hareketle İslam küçük çocuklarla evlendirmeyi teşvik ediyor. Bunu 7. asrın anlayışı, idraki kabul edebilirdi ama biz gelişen insanlarız. Aynen haşa, öyle diyor hocam. Muhammed sallallahu aynen aleyhi ve sellem. O da kimdir efendim? Böyle bir ifade söylenebilir mi? Hocam 10 dakikamız var. Vaktimiz azalıyor. Şimdi bununla ilgili Hazreti Ayşe ile alakalı bir şey söyleyeyim. Bir makale var. Evet ona oraya geleceğim. Kısa Hazreti vaktimiz Ayşe kalmıyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha evet. ile alakalı. Şimdi Hazreti Ayşe Efendimiz aleyhisselamla ne zaman evlenmişti? Kaç yaşında evlendi diye soranlar işte, var. Kafirler bunu evet. istismar ederler. Baktığımız zaman bütün rivayetlere bununla alakalı Hazreti Ayşe radıyallahu anha Efendimiz aleyhisselamdan önce Cübeyr bin Mutim adında birisiyle nişanlı. Peygamber Efendimiz'den önce nişanlı Hazreti yani Ayşe annemiz. Nişanlanabildiyse Allah Resulü aleyhisselamdan önce o toplumda evlilik yaşına gelmiş. Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha vefat ediyor. Efendimiz aleyhisselama Havle radıyallahu anha geliyor. Aradan epey zaman geçiyor. Efendimiz o yaşlı kadınla Hazreti Hatice ile duruyor. Geliyor Havle diyor ki bu kadar çocuk var. Öksüz bunlar. Sen bunlara bakamazsın. Efendimiz aleyhisselamın çocukları. Peki evlensen. Bir rivayete göre 2 yıl sonra Efendimiz aleyhisselam evleniyor. 2 yıl kalıyor bekliyor o halde. Farklı rivayetler var bununla alakalı. Peki kimdir onlar diyor. Biri Sevde. Biri Ayşe diyor. Evet. Yani Havle geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a radıyallahu anh'a. Demek ki Hazreti Ayşe evlilik çağında konuşuyorlar. Evlenebilir. Belki nişanları attı. Şimdi böyle bir kız var Ebu Bekir'in kızı radıyallahu anh'a alır mısın diye. O halde burada yaşla alakalı farklı rivayetler var. Neyi esas almalıyız? Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la o toplumda evlilik çağına gelmiş. Gelmiş, evlilik çağına gelmiş. Öyle bir çağda evlenmiş. Bir nişanlılık geçirmiş. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a saldırıyorlar. Evet. Hakaret ediyorlar. Müşrikler onda bir eksik aramak için yarışıyorlar adeta birbiriyle. Peki Hazreti Ayşe radıyallahu anha ile evleniyor Efendimiz. Neden bununla evlendi? Yaşı şuydu buydu diye tek bir ifade var mı? Hayır yok. O halde o toplumda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe ile evlenecek bir yaşta. Onun uygun olduğu o toplumun evlenme yaşında Ayşe radıyallahu anha ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evleniyorlar. Bu bağlamda anlamı, bu bağlamda idrak etmeli. Evet. Hocam şimdi izleyenlerimiz bir makale yolladılar. Aynı şahısla ilgili bir makale var. Bir iki cümle aktarmak istiyorum. Vaktimiz de çok kısıtlı. Yorumlarınızı merak ediyorum. Peçe ve çarşaf ayrıca kadına ve erkeğe güvenmeme, onları bilerek veya bilmeyerek bir nevi potansiyel cinsel sapık olarak görme bağlamında da hem kadına hem de erkeğe bir hakaret içermektedir diyor. Hocam tekrar ediyorum. Peçe ve çarşaf ayrıca kadına ve erkeğe güvenmeme, onları bilerek veya bilmeyerek bir nevi potansiyel cinsel sapık olarak görme bağlamında da hem kadına hem de erkeğe bir hakaret içermektedir. Kadına denmek istiyor ki sen eğer yüzünü açıp kendine yakıştırdığın şık elbiseler giyersen bu demektir ki sen karşı cinsi cinsel anlamda arzuluyorsun. Ve sadece Allah Allah. Bu nedenle onun dikkatini çekmek istiyorsun. Evet. Efendim bu ifadeler aynı şahsın makalesinde İslam'a sövmeye memur olan belli kağıtlar var Türkiye'de. Evet. Onlardan birisinde yayınlanmış olsaydı büyük protesto olurdu Türkiye. Çarşaf ve peçe zihinlerde durduk yere cinselliğin hatırlatılmasıdır. Efendim Çanakkale'ye çarşaflı diyor. Analar oğullarını göndermiştir. Ahmet Hamdi diyor ki ya Beşşehir'de Erzurum anlatırken neden diyor Anadolu kadınların bu kadar
edebi yönleri var da bu şiirler neden ortaya çıkmadılar? Çünkü o dört duvarın arasında söylediler Yemen türkülerini. Dön gel ağam, dön gel, evet, dayanamıyorum diye. Sesleri namahremdi, öyle anladılar. Ve Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle burnunu göstermekten utanırdı süt ninem, kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem diyor. Efendim bu aslında esasında cevap verilecek bir husus değil. Sadece şunu söyleyeyim. Ama bu ümmetin kadınına, kızına çarşaf giyiyor diye bu hakaretleri birisi yapamaz. Yapma hakkı yoktur. Efendim Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun 1915 yılında neşrettiği Osmanlıcası bende var. Evet. Kadınlık ve Kadınlarımız diye bir kitabı var. Evet. Onunla alakalı bir yazım da var. Onun içinde denemeler var. Onlardan bir tanesi çarşaf ve peçe. Yakup Kadri kim bu adam? 1930'da Kadro dergisini kuruyor. Kadro dergisini kurunca diyor ki Ankara'nın aklını gerici yobaz olan Anadolu'ya taşıma mecburiyetindeyiz. İslam'ı irtica, Müslümanları yobaz gören bir adam. Fakat bu adam ne diyor çarşafla alakalı? 1915'teki kitabında baksınlar. Çarşaf ve peçe diye. Ey kadınlar diyor. Nasıl değerli eşyaları sararlar. Altını giderseniz kuyumcudan alırken bir kadifenin içine, bir kutunun içine koyarlar, öyle verirler. Ama demir öyle değil, açıktadır. Yani kadın değerli olduğundan dolayı Allah Teala ona örtünmeyi emretmiştir. Örtünecek. O sadece eşinin helalidir. Yani Yakup Kadri Karaosmanoğlu kadar Kur'an-ı Kerim'e, bu ümmetin kadınına, örtüsüne, çarşafına bu kadar bir insafla bakamayan bir insan nasıl olur da ilahiyat fakültesinde derse girebilir? İlgili yetkili kurumlar buna nasıl sessiz kalabilirler? Fakat bu bir projedir. Evet. Bu projenin neşretmiş olduğu bir dergi vardı, İslamiyat Dergisi diye. Ona reddiyelerim var benim. Şimdi bu insanlar neredeler? Neden konuşmuyorlar? Neden ses çıkarmıyorlar? Nasıl olur da? Efendim ayet-i kerime var. Ya eyyühen nebiyyü kulle ezvacike ve benatike ve nisail mu'minine yudinine aleyhinne min celabibihinne zâlikedna yu'rafne. Ahzab suresinde. Oradaki cilbab kelimesini cumhur, çarşaf olarak ifade ediyor. Yani ma yessuru cemi'al beden demek. Nasıl olur da Kur'an-ı Kerim'in bize bu ifadesini efendim yani çarşaf giyen bir kadın tahrik ediyor. Dünyanın neresinde olmuş? Hocam aynen cümle şu kaldı ki peçe ve çarşafın bazı insanlarda tersinden zihinsel bir fantezi olarak erotizm doğurabileceği söylenebilir diyor makalesinin. Efendim sonunda. Bunlar bir cinnet halidir. Acilen akıl hastanesine götürsünler. Nasıl olur? Nasıl söyleyebilir? Yani insanlar sokağa çıksalar, basit bir nazarla baksalar, yani Fatih'te mi dolaşır şehvetperestler yoksa kadınların kendilerini peki daha böyle gösteriye çıkardığı yerden mi dolaşırlar? Nereye giderler? Çarşaflı hocam, neneme mi bakıyorlar? Hocam son cümle. Neden kadınların istismar ettiği programlar, edildiği programlar daha fazla reyting alır? Neden? Çünkü orada şehvetperestler onlara bakacaklar. Şunu acizane söylüyorum. Efendim fikir hürriyeti vardır ama sövme hürriyeti yoktur. Fikir hürriyeti vardır Allah'ın ama kitabına sövme kimse sövemez. La ikrahe fiddin. Zorlama yok. Kişi inanır ya da inanmaz. Medine'de birisi vardı. Oğulları ayrıldı gitti, Hristiyan oldular. Geldi Efendimiz Aleyhisselam'a dedi ki ya Resulallah göndersen oğullarım gelse Şam'a gittiler, Hristiyan oldular. Ayet-i kerime nazil oldu. La ikrahe fiddin. Zorlama yok. İster inanır ister reddeder ama sövemez. Anamın örtüsüne, çarşafına sövemez. İslam kadının çarşafına sövemez. Hakaret edemez, yapamaz. Onun için hanım kardeşlerimden istirham ediyorum. Yarın dava açsınlar. Evet. Çarşafın, İslam kadının onuruyla oynayan, hakaret eden bu kişi ve bunun gibi olanlar tarihselci olup da bu ifadeyi söyleyenler, söylemeye cesaret edemeyen insanlar var. Hakların, hukuklarını meşru ölçüde savunsunlar, müdafaa etsinler. Evet, tesettür. Kadın olmanın onurunu kurtarsınlar. Buradan şunu da söyleyeyim. Çağdaş Kadın Hakları Dernekleri var. Evet. Madem kadın mevzu, kadını korumak, kadının onuru, işte buyursunlar. Kadınla alay ediyorlar. Çarşaflı kadınlarla istihza ediyorlar. Neden dava açmıyorlar?
Hocam Allah razı olsun. Aslında çok daha konuşulacak mesele konu vardı, yine kaldı. Yani bu akşam biz ama aslında programın sonuna geldik. İslam Birliği'ni, evet. İttihat-ı İslam'ı konuşacaktık ama maalesef böyle bir soruyla gerdiniz. Haftaya farklı konuyla tekrar gerçeğin peşinde olacağız. Herkese hayırlı, güzel bir gece diliyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Siz burada Antep'e mi gidiyorsunuz? Antep'e gidiyoruz. Yarınki programımız Antep'te mi? Onu da Antep'te duyuralım. Antep'te sabah bir vakıfta olacağız. Vahdet Vakfı'nda. Evet. Öğlede bir açık alanda Antep'te bir programımız olacak. Sonra Nur Talebesi kardeşlerimizle olacağız. Evet. Akşam da Nizip Kapalı Spor Salonu'nda olacağız inşallah. Kolay gelsin hocam. Allah yardımcınız olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, haftaya başka bir konuyla tekrar karşınızda olacağız. Hayırlı geceler. Hoşçakalın.